Hazır olduğunuzda başlayabiliriz arkadaşlar. Logolar gülüyor. Aşağıdan yayın. Gül aşağıdan. Senin oturman lazım. Otur otur biraz çök. İyi mi böyle? Durdurum mu? Oldu mu? Atış al yapacak bir şey yok. Evet. Hazır evet başkanımız. Hazırız. Çok kıymetli basın mensupları, aziz hemşehrilerim. Bugün burada Yüreğir Belediyesi'nin önündeyiz. 31 Mart seçimleri sonrasında AK Partili Belediye Başkanı tarafından yönetilen Yüreğir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Biz bu seçim sonuçlarını milletimizin bir takdiri olarak gördük ve olgunlukla karşıladık. Ancak bugüne kadar geldiğimiz süreçte maalesef aynı olgunluğu, aynı siyasi saygıyı CHP'li belediye yönetimi tarafından göremiyoruz. Öncelikle sırf siyasi düşüncelerinden dolayı emeğiyle, alnının teriyle çalışan işçilerimizi işlerinden ettiler. Yüzlerce işçimiz işsiz kaldı, emeklerini, alın terleri çalıştıkları iş yerlerinden ahlaksızca çıkarıldılar. Ve en son geçtiğimiz gün, hafta sonu çok farklı ve vahim bir olayla karşı karşıya kaldık. Bugün burada maalesef Cumhuriyet Halk Partili Yüreğir Belediyesi yönetiminin içinde biriktirdiği kini, hadsizliği ve ahlaksızlığı gizleyemediği önemli bir mesele için toplanmış bulunuyoruz. Yüreğir Belediye Başkanı'nın görevi devraldığı sırada makam odasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanımıza ait fotoğraf sonrasında indiriliyor ve belediye bahçesi içerisinde saygısızca bir muameleye maruz bırakılarak çöp poşeti içinde uygun olmayan bir şekilde bulunuyor. Burada sadece bir fotoğrafın indirilmesini ve atılmasını konuşmuyoruz. Burada bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına, milletin iradesine, milli iradenin en yüksek temsil makamına yapılmış küstahça bir saldırıyı konuşuyoruz. Bu hadsizliğin ve ahlaksızlığın sorumluları bilsinler ki siz ancak bir fotoğrafı indirip atabilirsiniz. Ancak bu milletin gönlünden Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla söküp atamazsınız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirenler yalnızca bir fotoğrafı değil, bu milletin demokrasiye olan inancını ve 100 yıllık mücadelesini de ayaklar altına almak istemiştir. Ama şunu çok iyi bilsinler ki bu ülkenin evlatları olarak bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu saldırı sadece Cumhurbaşkanımıza değil, doğrudan Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Bu saygısızlık sadece siyasetin değil, insanlık onurunun ayaklar altına alındığının ahlaksızca bir örneğidir. Ve biz bu ahlaksızlığın mutlaka hesabını soracağız. Kimse milletin iradesini çiğnemeye kalkışmasın. Bu tür çirkin ve aşağılık davranışlar sadece bu aziz milletin kutlu yürüyüşüne taş koymaya çalışanların acizliğini gösterir. Ama bilsinler ki bu çirkinliği yapanlar o fotoğrafı makam odasından indirip sonra da ahlaksızca bahçeye, sağa sola çöplüğü atanlar ve onların destekçileri adaletin pençesinde hak ettiği cezayı bulacaklardır. Bugün burada Yüreğir Belediyesi önünden tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu saygısızlık karşısında sessiz kalacak değiliz. Bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Bu bayrak nasıl yere düşmeyecekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın onuru da asla düşmeyecektir. Buradan tüm hainlere, hadsizlere, millet düşmanlarına sesleniyorum. Biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımıza el uzatmaya cüret edenler karşısında
önce bizleri bulacaktır. Bu milletin liderine yapılan her saldırı tüm millete yapılmış sayılır ve bu saldırının hesabı da mutlaka sorulur. Bu ahlaksızca yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve tüm sorumluları kamuoyu önünde derhal özür dilemeye davet ediyoruz. Bu olayın her aşamasını, her adımını titizlikle takip edeceğiz. Kim bu hadsizliği yapmışsa, kim bu rezalete göz yummuşsa, adalet önünde en ağır şekilde hesap vermesinin takipçisi olacağız. Milletin iradesini çiğnemeye kalkışanları, liderimizin fotoğraflarını makam odalarından indirenleri ne tarih affedecektir ne de bu milletin vicdanı. Unutmayın ki bu aziz millet hiçbir zaman diz çökmedi, hiçbir saldırıya boyun eğmedi ve bugün de asla boyun eğmeyecektir. Son olarak bu vesileyle bir kez daha ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir ve bu millet liderine sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyecektir. Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bizler bundan sonraki